Efendim merhaba. Atatürk mü, Mustafa Kemal mi tartışmasının bu ikinci bölümündeyiz. Ancak daha önce Doğu Perinçek Bey'le Bey'in yapmış olduğu açıklamaya vermiş olduğum bir yanıt vardı. Orada bu Samanyolu TV'ye satılmış olan benim de içinde bulunduğum grupta yani tarih yargılanıyor programın grubuyla ilgili olarak arkadaşlarımın yazdığı bazı yazıları, eleştirileri asistanım bana iletti, baktık. Bakın bir daha altın çizerek söylüyorum. O program, yapımcısı Necep Uğurlu mu, Mim Kemal Ökemi onu bugün çok iyi Belki ikisi birdendi. O program Samanyolu TV'ye satıldı. Dolayısıyla Samanyolu TV'ye satılmış olduğu için o program oranın ekranına geldi. Dolayısıyla program onun stüdyolarında çekildi. O program Show TV'ye satılmış olsaydı, Kanal D'ye satılmış olsaydı ya da onlar talepte bulunmuş olsaydı o ekrana gelecekti. Oradaki benim bölüm başına aldığım parayı da söyleyeyim arkadaşlarım işte yazmışlar izleyicilerim, takipçilerim. Bölüm başına aldığım para 1000 Türk Lirasıdır. Yani topu topu 17 programda orada alınmış olan para 17.000 Türk Lirasıdır. Oradan böyle büyük paralar, yüksek paralar alındığını hiç düşünmeyiniz. Öteki kişiler için de geçerlidir. Bir daha söylüyorum. O programda kimler vardı? Necef Uğurlu, Mim Kemal Avni Özgürel ve ben esas gruptuk. de gazeteci Mahmut Övür'ün eşi Jülide Övür hanımefendi idi. Ve başka işte bir de yine kadınlar grubu vardı KAST. Artık bu konuyu böylece noktalamış olayım. Unutmayınız ki o programın o televizyonda gösterildiğinde yani o televizyona satılıp o televizyon ekranında gösterildiğinde o tarihte bu Fethullah Gülen cemaatine ait bugün artık FETÖcü diye çok net biçimde ortaya çıkmış olan bu terör örgütü yapısı sonra ortaya çıktı. O gün herkes ama herkes o televizyona çıkmak için can atıyordu Türkiye'de kimi hatırlıyorsanız kimi Cumhurbaşkanı'ndan Başbakanı'na, Dışişleri Bakanı'ndan bütün parti başkanlarına, sinema yıldızlarına geri dönün bir bakın orada kaç tane sinema yıldızı var. Kaç sinema yıldızı var o gün orada. Tiyatro oyuncuları var. Geri dönün bir bakın şarkıcılar var. Onun için o tarihteki ekranları başka bir şeydi. Evet sonra işte öğreniyoruz ki bütün bunların hepsi bir cilalamaymış. Daha sonra fark edildi bütün bunların hepsi devlet açısından da. E, şöyle bir şey de düşünelim. Madem ki bu kadar böyle zararlıydı ve bu faaliyetler içindeydi. O zaman devletin unsurları neredeymiş? Cumhurbaşkanından başbakanına kadar neredeymiş bütün bu insanlar? Genelkurmay Başkanı dahil olmak üzere. O ekranlara kaç tane emekli or general generaller geldi konuştu? Kaç kişi? Amiraller konuştu aynı ekranda yorumlar yaptılar. Aynı ekranda bugün Ulusal TV'de program yapan benim çok can arkadaşım var. Çok can arkadaşım. Emin Hoca. O dönemde Maarif Kaynakla birlikte Samanyolu'nda kaç aylarca program yapıldı. Kaç aylarca? Şimdi söylüyorum bak bugün Emin Hoca ki benim çok can arkadaşım. Çok namuslu, dürüst, ahlaklı bir insandır. E, buyurunuz. Ulusal kanalda program yapıyor kaç senedir? Onun için yani meseleyi bir kez daha belirteyim dedim. Peki efendim. Şimdi tekrar ana konumuza geri dönelim. Asıl Atatürk ve Atatürkçülük en ağır darbeyi 12 Eylül 1980 darbesinden yani bu faşist NATO'cu Amerikancı darbeden yedi. Bunun yıl dönümünde düşüncelerimi sizinle paylaşmış idim ben. Bu darbeyi yapan generaller Atatürk adına ve Atatürkçülük adına yola çıktılar. Bunun arkasına sığınarak bu darbeyi meşrulaştırdılar. Şimdi bu darbe yapıldıktan sonraki süreçte ne oldu? Bakın şimdi Atatürk'te, Atatürkçülük'te, Kemalizm'de, Kemalist olmakta bak nasıl tanımlarsanız tanımlayınız. Kendinizi nereye koyarsanız koyunuz. Demin ne dedim birinci bölümde? Etnikçilik yoktur. Yani Atatürk Kürt kimliğini ya da Çerkez kimliğini ya da Apaz kimliğini ne bileyim boşnak kimliğini aklıma birkaç tanesi geldiği için söylüyorum. Hiçbir zaman diline dolayarak reddetmemiştir. Zaten dilinde görmezsiniz ki bunu. Açın bakın konuşmalarına. Bir lütfen açın konuşmalarına bir bakın bakayım. E peki 12 Eylül 1980 Atatürk ve Atatürkçülük adına geldi bu generaller. Bu faşist darbeyi yaptılar. Ne yaptılar? Kürt kimliğini reddettiler yapmış kurulmuş olan Diyarbakır askeri cezaevinde inanılmaz işkenceler yaptılar. Yıllardır iddia ediyorum ki o planlı olarak yapıldı ve PKK'nın dağ kadrosunu, PKK'nın militan kadrosunu böylece güçlendirdiler. Ona hizmet ettiler. O işkencelerle, o insanlık dışı işkencelerle hizmet ettiler. E, Profesör Doktor Kırzoğlu ne dedi? Kürt yoktur dedi. Kürtler daha Türk'üdür. Karda yürürken kart kurt ayak sesi çıkardıkları için bunlara Kürt dendi. E şimdi bu tür yollara sapıldı. E ne oldu? Halkın gözünde Atatürk ve Atatürkçülük de işte aa bak inancı bu dendi. Kısacası bir etnik kimlik neredeyse kütlesel olarak bu Atatürk ve Atatürkçülüğün karşısında yer aldı. PKK'nın geldiği durumu biliyoruz artık. Onu defalarca anlattım. Bir daha üstünde durmam şu an bu program adına üstünde durmam çok anlamlı değil. E 12 Mart sürecinde başka ne yaptılar? İşkenceyi yaygınlaştırdılar. İşkencede Türk'ü, Kürt'ü, Kemalisti, Sosyalisti, MHP'lisi, Ülkücüsü hiç ayırt etmeden, hiç ayırt etmeden herkese çok ağır işkenceler yaptılar. Bunu yaygınlaştırdılar. Tüm hak ve özgürlükleri Askıya aldılar. Özgürlükçü 1961 Anayasası'nı tamamen ortadan kaldırıp çöpe attılar. Bugün de çok şikayetçi olduğumuz ve yıllar yılıdır bir türlü yeni bir anayasa yazmayı beceremediğimiz o bütün antidemokratik unsurlar taşıyan 1982 Anayasası'nı yaptılar. ve o 1982 Anayasası işte Türkiye'nin önündeki özgürleşmesinin, demokratikleşmesinin, insan hak ve temel insan hak ve özgürlüklerini, düşünme, düşündüğünü ifade etme, inanç dahil olmak üzere bütün bunların hepsinin önünde son derece son derece önemli bir engel ve biz o günden bugüne kadar bu konuda hep sürekli patinaj yapıp duruyoruz. Sonuç olarak bütün bu uygulamaların sonucunda halk 12 Eylül Cuntası'nın uygulamalarını maalesef Atatürkçülükle özleşleştirdi. Ve onlar öyle söyleyince Atatürk ve Atatürkçülüğün Atatürk ve Atatürkçülüğün bu denli halkın aleyhinde olduğu yargısına vardılar. Bu bu yanlış algı bir türlü toparlatılamadı. Peki ne oldu? Sonuç ne oldu? Atatürk başka, Mustafa Kemal başka oldu. E i̇şte şimdi bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bazı şahsiyetlerin bunu böyle ayırarak konuşuyor olmuş olmaları da işte bütün bu yanlışlığı da getirdi. Efendim, Atatürk'e ve Atatürkçülüğe veya kemalizme veya kemalist olmak ifadesine büyük darbeyi natocu, Amerikancı cuntalar vurdu. Ama asıl en çok zararı da liberal solcular verdi. Yani geçmişin solcuları, 12 Mart süreci, 12 Eylül süreçlerinin solcuları o zaman Türkiye'ye bir rota vermeye veriyorlardı, vermeye çalışıyorlardı bunlar. Daha sonra bunlar liberal oldular. Bu liberal solcular Tekrar söylüyorum Atatürk'e ve Atatürkçülüğe en ağır darbeyi vuran unsurlar bunlar oldu o söylemiş olduğum. Darbeci cuntalardan çok daha büyük zararlar verdiler ve bugünkü Türkiye'yi onlar yarattı. İşin tuhaf tarafı bu liberal solcular bugünkü Türkiye'den de çok şikayetçiler. Diyeceksiniz ki sesleri niye çok çıkıyor? E çünkü medyada bunlar baştan beri, medyada köşe başlarını bunlar tuttular, köşe yazarları bunlar oldular. İşte çeşitli sivil toplum örgütlerinde bunlar oldu. Sonuç böyle bir bir hale geldi. Şimdi bak bu kişilerin hemen hepsi benim ilk gençliğimde yani lise öğrenciliğimden itibaren başlamak üzere, üniversite öğrencisi olduğum yıllarda so sosyalist, komünist, marksist, leninist, maoci diye kendilerini tanımlıyorlar idi. Şimdi Türkiye'ye o dönem rota belirliyorlardı. Sonraki yıllarda da fark ettik ki bunların çoğunun entelektüel derinliği olmayan, şiddeti tercih eden, yurt dışındaki bir takım odaklarla yani merkezlerle ve örgütlerle ilişkileri doğrudan bağları olan ve bunların aparatı olan şahsiyetlermiş. Bunu daha sonraki yıllarda fark ettik tabii. Şimdi günümüzde de bunlar daha çoğunluklu olarak kendilerini liberaller şeklinde tanımlayarak karşımıza çıkan bu şahsiyetler yine Türkiye'ye rota çizmeye devam ediyorlar. E peki sonuç ne oldu diyorsanız? Sonuç, artık onun tanımını siz yapın. Sonucun tanımını ben yapmayayım. Hikmet Çiçek'in bu konuda çıkmış çok önemli bir kitabı var değerli arkadaşlar bu liberal solcular yani daha doğrusu şöyle FETÖ'cü solcular ismi ama bu liberalleri anlatıyor. Tabii şu yanlış anlaşılmasın aman bir haksızlığın içine düşmek istemem. Kendilerini liberal olarak tanımlayanların hepsi FETÖ'cüdür. Bunların hepsi aban toplam toplantılarının müdavimidir. Böyle bir anlam çıkmasın lütfen. Böyle bir şey değil. Ama lütfen Hikmet Çiçek'in o kitabını okursanız orada isim isim sayıyor. Kim nedir ne değildir diye. Şimdi Tartışmanın odağındaki isim Canan Kaptancıoğlu hanımefendi. Demin birinci bölümde söz ettim. Pazar günü yayınlanan Cumhuriyet'te çok açık bir şey söyledi. Ben liberal değilim. Yani 10 Aralık Hareketi diye tanımlanan ve 10 Aralık Hareketi'nin içinde var olduğu ifade edilen isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nde liberaller olarak tanımlanıyor. Ve kendilerinin de zaten liberal olduğunu büyük kısmıyla çoğunlukla ifade ettiler her ne kadar CHP'yi sosyal demokrat bir parti olarak tanımlıyorsa da Canan Hanım, daha önceki söylemlerine baktığımızda da kendisini sosyalist olarak tanımlıyor idi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir parti, evet parti kimliği, Partinin savunduğu ideoloji öyle tanımlıyor ama kendisini konumlandığı yerde böyle bir yer. Buradaki sosyal demokrat olmanı ya da bir parantez açayım. Avrupa tarihine baktığınız zaman Sosyal demokrasi, sosyalizmin demokrat, demokratikleştirmesi diye anlayacağız. Sosyal demokrasi hangi evrelerden sonra geldi? Endüstri devriminden sonraki süreçte emek sermaye çalış, çelişkisi, işte Marksizmin ortaya koyduğu teoriler, işte Lenin'in ortaya koyduğu teoriler. Bunların evrimleri, evrimleşmesi Avrupa'da sosyal demokrasi olarak bugünkü uygulamaları İsveç'teki gördüğümüz işte Norveç görürüz, Almanya görürüz gibi biliyorsunuz sosyal demokrasinin uygulandığı ideoloji olarak devletin sosyal yaşamı vatandaşların lehine sunabilmek amacıyla uygulamış oldukları hükümet ve devlet programı ve stratejisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi Canan Hanımefendi'nin ilk talihsiz açıklaması bir sloganik bir meseleydi ve dedi ki ben Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganını ifadesini reddediyorum. Bu bana bu militarist bir ifadedir. Onun yerine Mustafa Kemal'in yoldaşlarıyız demeyi tercih ediyorum. İşte burada da ideolojik bir terminoloji ayrımı ortaya çıktı. Söylüyorum ya size bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bu kadar dert, bu kadar problem varken son derece gereksiz biçimde bu tür ayrımlarla, kavramsal ayrımlarla enerji kaybediyorlar. Şimdi gelelim en önemli soruya. Hem CHP içinde hem de Türkiye'de Atatürk'e kimler karşıdır? Şimdi bu sorunun cevabı önemlidir. Nedenini söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi bizim milli mücadelemizi yapmış olan emperyalizme direnmiş, emperyalizmi insanlık tarihinde ilk mazlum ulus olarak, mazlum halklar olarak yenmiş, dize getirmiş olan müdafaa hukuk cemiyetlerinin partileşmesidir. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi zemin olarak, çekirdek olarak müdafaa hukuk cemiyetleridir. Yani halkın kendisidir. Onun için zaten partinin adı ilk halk fırkasıdır. Cumhuriyet ifadesi bundan anımsamıyorum belki 30 belki 40 işte video önce bunları anlatmış idim. Kısacası Cumhuriyet Halk Parti'nin mayası milli mücadelenin ideolojisi, felsefesi, dış politika anlayışı, dini inanca bakışı neyse odur. O dönem neyse odur. 1923'teki inanç iklimiyle benim düşünceme göre 2020'nin farklı olmaması gerekir. Ama hakem Al Kılıçdaroğlu beyefendi partiyi başka bir zemine oturtmaya çalışıyor. Onu da konuşmanın sonuna doğru söyleyeceğim. Şimdi efendim siz Cumhuriyet Gazetesi'nde de yazıyor. Çok önemli bir akademisyen. Benim de kardeşimdir. Profesör Barış Doster. Çok doğru bir düşünceyi ortaya koydu. Onun düşüncesinin bir kısmını kendi düşüncem olarak da sizlerle paylaşıyorum. Atatürk karşıtlarının düşmanlığının en güçlü tarihsel olarak hangisidir diyorsanız düşünsel yapı siyasal İslamcılıktır. Yani Atatürk düşmanlığının en güçlü damarı siyasal İslamcılıktır. Bu milli mücadelenin başında da böyleydi. 2020 şu konuşmayı yaptığım zaman da bu aynen böyle. Şimdi tarihsel ve ideolojik olarak Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'e evet diyorlar. Layık Cumhuriyeti kuran, bu çağdaş devleti kuran, bu devrimleri yapan Atatürk'e ise hayır diyorlar. Hiç tartışması yok. Atatürk yüzyılımızın en önemli devrimcisidir. En önemli devrimcisidir. Yani Büyük Petro'nun Çarlık Rusya'sında yaptığı devrimlerden daha önemli devrimleri bu köylü toplumunda yapmayı başarabilmiştir. Bu çok önemli bir meseledir. Şimdi 12 Mart'a, 12 Eylül'e FETÖ'ye verilen dış destek hangi odaklar tarafından yapıldıysa milli mücadele döneminde de Kemalist başkaldırıya, Anadolu ihtilaline karşı aynı dış odaklar siyasal İslamcıları kışkırtmak amacıyla her türlü yola başvurdular. Şimdi ikincisi. Yani Atatürk'e, Atatürkçülüğe bu cumhuriyete karşıtlığın ikinci adresi neresidir? Tekrar söylüyorum. Barış Dost'erin saptamalarından hareketle bunları anlatıyorum size. Çünkü çok katıldım onun değerlendirmesine. İkinci adres etnik ayrımcılıktır. Şimdi tekrar söylüyorum. Bakın. Kemalizmde kendisini Kemalist olarak tanımlayanların inanç dünyasında da kendisini samimi, gerçek Atatürkçü olarak tanımlayanların dünya görüşünde de inanç dünyasında da etnik ayrımcılık yoktur. Peki bu nereden kaynaklandı diyorsanız söyleyeyim size. Emperyalizm destekli PKK terör örgütünün bu örgütün Irak, Suriye, İran ve Türkiye'yi de uzantıları kanalıyla Türkiye karşıtlığı bilinir. Bunun ötesinde bunların hedefleri nedir? Türkiye dahil dört bölge ülkesini bölerek ABD ve İsrail'in desteğiyle bağımsız bir Kürt devleti kurmaktır. Böyle bir hedef olduğu için yani bağımsız bir devlet Kürt devleti kurmak hedefi olduğu için ulus devlet kuran, mazlum milletlere örnek olan bir lidere düşmanlıkları yapısaldır. Yapısaldır. Demek ki Atatürk'ü Atatürkçülüğe karşı olanlar, Kemalizme karşı olanların ikinci grubu da etnik ayrımcılık yapanlardır. Şimdi milli mücadele yıllarının ilk isyanlarına baktığınızda Ali Batı, Cemil Çeto gibi bu isyanlara baktığınız zaman burada da görürsünüz bu etnik ayrımcılığı. Bu isyanların içinde çok var zaten. Başka isyanlar da var ama hemen bir çerçeve çizeyim diye söyledim. Şimdi Atatürk ve Cumhuriyet karşıtlığının üçüncü adresi neresidir? Bunun üçüncü adresi en yeni toplumsal tabanı en zayıf olan fakat medyada, akademide, entelektüel çevrelerde hayli güçlü olan ikinci cumhuriyetçilerdir. Şimdi bu bölümün üçüncü kısmında bunu sürdüreceğim efendim.